Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay ziyareti kapsamında Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulundu. Sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Varank, COSCEP acil destek kredisi programını devreye aldıklarını belirterek, işletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz afet bölgesinde COSCEP alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık, dedi. Kobilerin yeniden işlerine başlamaları hedefiyle başlatılan COSCEP Acil Destek Kredisi Programı'ndan imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, yine imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten Kobilerle mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek. Acil Destek Programı'ndan iş yeri, küçük sanayi siteleri organize sanayi bölgeleri veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş kobiler faydalanabilecek. Bu durumda olan mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmelerde 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler %50 artırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkacak. Bölgede ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi amacıyla başlatılan acil destek kredisinden faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak. Ardından gelen 24 ayda ödemeler 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program sıfır faizli olarak uygulanacak. Faizin tamamı COSGAP tarafından karşılanacak. COSGAP bu programdan 30 bin kobinin yararlanmasını ve 11 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedefliyor. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak. Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için kredi garanti fonu devrede olacak. Durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler acil destek kredisini kullanabilecek.